Merhaba arkadaşlar. Zaman zaman bahsediyorum. Datça artık oldukça kalabalık. Ağustos'un son günü olmasına karşın kalabalık devam ediyordu. 31 Ağustos akşamı yürüyerek Eski Datça'ya geldim. Evimize yakın sayılır. Gelirken yolda Eski Datça'yı soran Tekirdağ'dan gelen bir aileyle birlikte Eski Datça'yı gezdik. Onlara rehberlik ederken onlar sayesinde o kalabalığın içinde yalnızlık çekmemiş oldum. Kendilerine teşekkür ediyorum. Arkadaşlar Eski Datça'yı çok beğendiler. Onu da Uygun belirteyim. seni çekeyim. Bak hep gülümsüyor ne güzel. Güzel kızım güzel. Gülmek güzeldir. Bu sokak işte korunan yer sadece. Adam zamanında almış bir sürü yer böyle. Kendi şey yaptı. Restore yaptı. Yani bu sokak buranın ilginç yeri. Bunlar falan son zamanda restore edildi. Gelin buraya bakalım. Daha şeye. Gezelim Mengen'in Eski Datça. Bu bak tarihi yer. Böyle çekim yapabilir miyiz? İzin aldığın sürece tabii. Tamam. Teşekkürler. Nasıl gidiyor? Buraları açılırken falan hep çekmiştim. Mengen. Gelin bakın eski Mengen'den. Burasını böyle. Burada yerler böyleymiş eskiden. Eski bir değirmen. Zeytinyağı değirmeniydi. Ondan sonra Mengen deniyor. En kalabalık yerde burasıdır herhalde. Can Yücel Sokağı diye. Tanıştığım arkadaşlar Tekirdağ'dan gelmişler. Merhabalar. Evet. Merhabalar. Evet, birçok insan. Şöyle. Gerçi bir yokla bakayım ya. Güzel kokuyor her yer. Çiçek çok. Kırmızı olanlar. Kırmızı kırmızı. Evet, begonvil onlar. Evet, bu da. Bizim Datça'da, bizim evde de vardır. Datça'da çok var. Buradayım. Burası Can Yücel'in evi. Burada çekiyoruz mecburen. Evet. Onun kitabını okuyan falan yok ama buraya geliyorlar hep işte. Merak mı ediyorlar, ne yapıyorlar bilmiyorum. Geç sen de kızım. Sizin isminiz neydi? Veysel. Veysel Bey. Oo, güzel görünüyor değil mi? Vallahi güzel çıktı. İyi çekiyor kamera. De bununla. Bu şey biraz kaliteli çeker. Tamam, çok güzel çıktınız. Sizi de böyle çekeyim mi? Sizi de alayım. Ya siz böyle burada duranların fotoğraflarını yok, geçiyordum. Şimdi sizi gördüm ya böyle biraz gençler çıksın. Siz Datça'ya ne zaman geldiniz? 2 gün mü? Duruyoruz sadece değil mi? Ya duruyorsunuz. İşte bir de sohbet ettim. Nasıl yani duygu şeyleriniz nasıl? Datça ile ilgili. Güzel yani şey sakin insanlar çok güzel. Evet. Herkes böyle sakin. Evet. Yok. Sessiz. Evet, böyledir Datça'mız. Çok yani şey Datça yok böyledir yani. İnsanlar sakin. Bir de şey hiç öyle hırgürlü falan insanlar değil. Yok. Ondan sonra ya yabancıyı sever. Yok yok öyledirler. Bu tarafa doğru gittikçe orası batı tarafı. O tarafa doğru gittikçe daha da yumuşarlar. Umduğunuzu buldunuz mu Datça'da? Tabii ki çok otantik bir yer. Ben birkaç yıl önce geldim. Tekrardan buraya geleceğim demiştim o zaman. Tamam. İsimlerinizi sadece söyleyeyim. Asla. Betül. Tamam, memnun oldum. İstanbul'dan mı geldiniz? Yok, Nevşehir'den geldim. Nevşehir, ooo bayağı. Biz o taraflara gidemedik. Evet, o kadar. Çok uzak. Datça'mız çok kalabalık. Onun için geldim bugün. Eski Datça'dan başlıyorum. Epey bir zamandır gelmemiştim. Tabii bu kalabalık artık bir zaman Bodrum'du. Sonra Alaçatı böyle oldu. Şimdi Datça'yı onlara benzetiyorum ben. Altyapı sorunlarımız var. Su olayı, bilmem ne olayı falan. Bu kalabalığa göre nasıl şeyler olur, yan etkiler olur bilemiyorum tabii. Onun yanında yapılaşma. Kalabalık arttıkça, istek arttıkça çok artıyor. Bu bir kanal. YouTube kanal. Öyle mi? Olsun. Tamam. Adresini alırız, seyredelim. Tamam. Datça'ya geleli ne kadar oldu? Ya bugün geldim. Bugün mü? Evet. Ve hemen Eski Datça'ya mı geldiniz? Işık da bayağı azaldı yalnız. Geçerken sizi görüntülesem bir sakıncası var mı? Hoş geldiniz. Bunlar senin oğlan ya. Oğlan dur. Gelin. Ha, gelin ya şöyle durun biraz. Orhan Baba diyor. Evet ya Orhan Baba valla
Oranın kahvesi burası aynı. Bozulmamış yer burası. Bozdurmuyorlar. Olsun bozma. Yok tabii tabii. Vallahi. Videonun sonunda Şubat ve Kasım ayında Eski Datça'da çektiğim görüntüleri izlerseniz Eski Datça'yı daha bir değişik görürsünüz. Taş duvarlara vuran sihirli bir ışıkla. İnsanlar seviyor böyle şeyleri demek. Buralara da bak, Eski Datça'da satış yerleri. Merhaba, kolay gelsin. Nasıl? Artık kalabalık arkadaş, masalarda yer yok yani. Ya inanın arkadaşlar, Eski Datça'yı ben böyle ilk defa görüyorum ha. Neler var? Eski Datça bizim bildiğimiz Eski Datça değil tabii. Şubat biliyorsunuz Datça'da badem çiçeklerini açtı ay. Bu güzellikler içinde Eski Datça yine bir değişikti. Kasım'da Begonvillerin artık coştuğu bir ay. Eski Datça'yı böyle görün biraz daha.